Merhabalar, ben Köftiz Köfte ve Space Engineers'ın 4. bölümüne hoş geldiniz ve bölüm arası bir ufak birkaç bir şey yaptım. Öncelikli olarak şu araç tamamladım. Bu arada şu rotordaki salaklığımı fark ettim. Araya bir boşluk koymayı unutuyormuşum sadece. Tek olay bu. O yüzden yerleştiremiyormuşum. Neyse, araç bitti. Biraz kullandım, gezdim. Gayet güzel çalışıyor her şeyiyle. Ve şu arkadaşlar nedir diye soracak olursanız, şuradan da bakalım. Konektör. Konektör ne işe yarıyor? Girelim aracımıza. Sonra remote kontrolümüzü alıp kontrole tıklayalım. Ve aşağıda bir şey var. Normal hotbarımıza benzer bir şey. Buradan şuraya G'ye bastığımızda araçtaki eşyalarımız gözüküyor. Dersi şu an üste de bağlı olduğumuz için üstteki itemler de gözüküyor. Ama buradan şöyle gördüğünüz gibi bir şeyleri seçip yerleştirebiliyoruz. Mesela şu handbrake, yani el frenini açıp kapıyor. Şu switch'i açıp kapıyor. Şu direkt konektörü açıp kapatıyor. Bu önemli bir şey, göstereceğim sebebini. Şu OR dedektörü açıp kapatıyor. Bu da önemli çünkü çok fazla enerji tüketiyor. Şu pilin recharge modunda mı yoksa değil mi olduğunu belirliyor. Bu ise wheel'ın tekerleklerin şunlar gücünü, şunlar da friction'ını. Yani sürtünmesini belirliyor. Ya da tam tersi. Bakayım. Evet, power ile friction. Evet, o şekilde ayarladım. Ve şimdi ilk olarak gördüğünüz gibi şu an yeşil orası. 2'ye basıyorum. Tabii ki de öncelikle ne yapmayı unuttuk? Pili recharge modundan çıkartmayı unuttuk. Şimdi remote control'a gelelim. Kontrol diyelim tekrar. Evet. Şurası sarı şu an. Sarı olduğu takdirde gene bizi biraz çekecek. Gördüğünüz gibi çıkmakta zorlanıyoruz. O yüzden de 3'e basıp bırakıyoruz ve gördüğünüz gibi aşağıya da indik. Ve artık hareket ediyoruz. Evet. Bu arkadaş bu şekilde çalışıyor. Şimdi gidip bunu park edelim. Biraz yavaş ilerlemeye dikkat edin burada. Tamam. Bizi yakaladı. 2'ye basıp koyuyoruz ve 5'e basıp recharge moduna alıyoruz. Pilleri recharge moduna aldığımızda direkt üstümüzün kendisi aracımızı şarj edecek. Evet, aracımız bu şekilde. Ayrıca şu koyduğumuz Azimuth Ore Detector bir modla eklenen bir şey. Normal Ore Detector göstereyim tabii, oyunu yeni açtığım için. Tamam. Normal OR dedektör bu. Kendisi bir tane dedektör komponent kullanırken burada kullandığımız 40 tane dedektör komponent kullanıyor. Yani artık aralarındaki güç farkını anlayabilirsiniz. Olayları tam olarak bu. Şunlar medium cargo container depolamamız için. Şu konektörler ise tam olarak şu işe yarıyor. Gördüğünüz gibi kontrol panelden giriyoruz ve bayağı üstümüzdeki assembler'ları şudur budura bağlanabiliyoruz. Bu sayede şuradaki kargomuz buraya çok rahat asılacak. Ayrıyeten bu arkadaşlar enerjiyi de taşıdığı için üstümüz şarj edecek, yani nükleer reaktörümüz. Solar paneller ise dışarıdayken dolaşmamızı sağlayacak. Şu antenin amacı ise, araçta değilim şu an ve şu an araca bağlanabiliyorum. Evet, olay tam olarak bu. Oy, gözüm patladı. Bu arada unutmadan, bu bölüm biraz açıklama bölümü olacak. Çünkü neler yaptığımı tam olarak açıklayabildiğimi söyleyemem. Önceki bölümlerde onu biraz izlerken fark ettim. Biraz hani bana basit, bana alışılmış geldikleri için öyle geçiştirip anlatmışım. Bu arada battery'lerin ne olduğunu zaten tahmin edebiliyorsunuz. Pil.
Recharge modunda sadece şarj oluyorlar. Discharge modunda sadece enerji veriyorlar. İkisini de işaretlemediğiniz takdirde, hatta şöyle girelim. İkisini de işaretlemediğiniz takdirde çok hızlı recharge olmuyorlar, ancak yine recharge oluyorlar biraz, yani enerji alıyorlar. Bir yandan da enerji veriyorlar. Ancak yarı yarıya düşüyor performansları. Discharge aldığınızda iki kat daha fazla enerji veriyorlar, ancak beraberinde enerji alamıyorlar. Semi Auto'da ise pil boşaldığında otomatik olarak recharge moduna alıyorlar. Pil dolduğunda otomatik olarak discharge moduna alınıyorlar. Böyle bir olayları var. Bakalım başka nelerimiz var. Remote kontrol uzaktan kontrol edebilmenizi sağlıyor. Bunun hakkında daha ileride, şu otopilot kısmına özellikle ileride değineceğim. Rotor dönen bir arkadaş. Solar paneller biliyorsunuz. Evet, şimdi gelelim. Kontrol, Programmable Lock ve Timer'ın ne olduğunu soran bir arkadaşımız olmuştu. Evet, bunları chat diye kullandığım için pek açıklama fırsatımı bulamadım. Programmable Block her şeyi kontrol edebilme, her kişiyi bir program aracılığıyla kontrol edebilmemizi sağlayan bir blok. Kendisi C# kullanıyor. Ancak programlama bilmenize gerek yok, çünkü workshop'ta bayağı bir program yer alıyor ki benim paketimi kullanıyorsanız bunların hepsi hali hazırda var elinizde. Ki bayağı işe yarar programlar hepsi. Ki neredeyse bütün işlerinizi bunlarla görebilirsiniz. Advanced Shield Script kalkanları kontrol eden bir program. Şu an kullandığım Talents Inventory Manager, şu an itemları taşımak için kullandığım bir program. Yani buradaki Minecraft oyuncularında anlatalım. Buradaki ME sistemimiz gibi bir şey kendisi. Crafting Component Quotas, yine ME sistem bir parçası olarak kabul edebiliriz. Assembler'a sıra belirliyorsun, yani kota belirliyorsun. Şu kadar item'ı mutlaka bulunacak depomda diyor sana. Şu LCD ekranlar için bir olay. LCD ekranlara kalkanın durumunu özetliyor. Airlock Control, bu uzaya çıktığımızda işimize yarayacak bir şey. Hava kilidini ayarlıyor. Battery Manager, bunu yavaştan kullanmaya başlayacağım, daha verimli bir enerji kullanımı sağlıyor. Bu daha LCD'leri daha gelişmiş yönetmemizi sağlıyor. Ve Refinery Manager, rafineleri daha verimli kullanmamızı sağlıyor. Ayrıca kodu buraya yazdıktan sonra mutlaka check code demeniz lazım. Bu biraz yanlış isimlendirme. Compile olması daha mantıklı, çünkü bunu yapmadığınız takdirde kod çalışmaz. Bu hani C# compile, yani derlenmesi gereken bir dil. Bunu deyip remember and exit dediğimiz takdirde programmable bloğumuz çalışıyor. Ancak programmable block da program sadece run'a bir kere tıkladığınızda çalışır. O yüzden timer bloğu, bir kere tıkladığınızda bir kere çalışır. Yani bir tur çalışır. O yüzden timer bloğa ihtiyacımız var, ya da programın içine bir şekilde bir loop eklememiz lazım. Ve mesaj geldi. Timer block'taki olayımız olarak şu, şurada setup actions'dan ayarlıyoruz. İlk action'ımız programmable bloğu çalıştırıyor. İlk etapta bunu yapıyor. Hem programmable bloğu çalıştırdıktan sonra, yani bir tur çalışıyor programmable bloğu, sonra tekrar kendisini yeniden başlatıyor. Bu şekilde bir olayları var. Yani sürekli bu döngü gerçekleşiyor 2 saniyede bir. Olayı bu tam olarak. Birden fazla programmable bloğu da buraya koyabilirsiniz. Timer bloklarla bir zinciri de yapabilirsiniz. Vesaire vesaire. Bayağı ilginç şeyler yapabiliyorsunuz timer blokla. Bu arada timer blokla neredeyse her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Çok ilginç makineler yapanlar var. Timer bloğun olayı tam olarak bu. Şurada timer bloğun ne kadar sürede bir start dendiğinde ne kadar süre sonra o komutları işleyeceğini gösteriyor. Yani 2 saniyelik bir gecikme koyuyorum araya. Bu arada şu timer bloğu yeniden isimlendireceğim. Tim yapacağım.
Team Timer olsun. The, bu arada otomatik olarak şuradaki ismi de değişiyor. Program bu blok bu şekilde aşırı işimize yarayan bir şey. Medbay oksijenimizi, hidrojenimizi ve enerjimizi doldurmak için güzel bir arkadaş. Enerjiyi bu arada şu kokpitte de, yani kokpitlerde ve sandalyelerde de doldurabiliyorsunuz. Rafineriyi zaten anlamışsınızdır. Or işlemek için kullandığımız yer. Assembler'da crafting makinemiz. Şu oksijen deposu. Oksijen depoluyor. Şurada oksijen ürettiğimiz araç. Oksijen jeneratör. İçine buz atıyoruz ve kendisi oksijenle hidrojen üretiyor. Şu an sadece hidrojen umurumda. Oksijen hiçbir şekilde umurumda değil. Evet, basitçe her şey, şu ana kadar kullandığımız her şey bu kadar. Ve bir şeye dikkat etmek istiyorum. Dikkat çekmek istiyorum. Neredeyse dol, bayağı dolmaya başladılar inventörlerimiz. Peki, ben ne yapacağım? Evet, crafting componentlarım idare eder biraz daha, ancak gene de risk almamakta fayda var. Ne kullanacağım? Ya şu large cargo container ya da bula. Ha, bu biraz daha pahalı. Bunu kullanacağım. Benden ne istiyor? Interior plate. Interior plate'ler gelin. Şöyle koyayım. Bir tane de şuraya koyayım. Tamamdır. Evet. Ve interior plate'lerimiz hiçbir şekilde yetmeyeceği için production assembling interior plate. Yardır baban. Şuradan interior plate alalım biraz daha. Interior plate'leri koyduk. Yanı sıra construction component, metal grid, small steel tube, motor, display, computer. Bayağı bir şey lazım. Computer. Small steel tube, construction component. Bunları yardıralım. Tamam, itemları koyduk. Interior plate biraz daha lazım olacak. Bakalım. Tamamdır. Interior plate'ler de tamam. Şimdi metal grid, display ve motor lazım. Motor. Metal grid. Ve display. Display'i almamışım. Tamamdır. Display. Evet. Ve large cargo konteynerlerimiz hazır. Voila. Ve şunun alanına bakalım bir. 15.000 156.000 ya da sonra milyon. Şuna bakıyoruz. 4 milyar 218 milyon 700, pardon. Burası nokta. O zaman bu tam. 4.218.755. Bu 256.250. Evet. Bu şekilde şunları da ayarlayalım. Large cargo container. Sen team. Tamamdır. Team component. O team ingot. Tamamdır. Ve tabii ki de
small cargo konteynerlerden team kısmını sileceğiz. Ve biraz bekleyelim. Aa, şu an beklesek de bir şey olmayacak çünkü bunlar henüz bağlı değil. Burada ne yapacağız? Reaktörü 2 saniye çıkartacağız. Buraya conveyor 8 interior plate lazım. Şu an sadece başlangıç için gereken malzemeleri alacağım. Interior plate 9, tamam. Üstten de dolaştırır. Aslında üstten dolaştırayım. Tamamdır. 9. Evet. Ya başlasın welding'imiz. Construction component. Motor, small tube. Construction component. Bu arada siz gelin. Motor. Ve şu small tube'leri en son koyacağız. Evet. Bu şekilde weld diyoruz. Kısacası depolama sorunumuzu da halletmiş olduk. Biraz daha construction component gerekecek. On tane sadece ve small tube. Alabildiğim kadar. Evet. Gelelim şuraya. Evet ve aşağı inersek eğer bunların boşaldığını göreceksiniz. Ve şu kargo konteynerlerden bir tanesini seni Control Panel Cargo Container Team Ore. Ore'lar otomatik olarak buna gelecek. Yani rafineriye, buradan rafineriye gidecekler. Evet. Şuna bir isim vermeyeceğim. Bu sadece benim giriş çıkış chest'im olacak diyelim. Evet. Yeni depolama alanımız hazır. Bayağı geniş bir depolama alanı olacak benim için. Ve bundan mı bir süre bayağı bir maden demek oluyor benim için. Evet, bu arada bu üst birkaç bölüm daha devam edecek. Ondan sonra planım bir yeraltı üssü gibi bir şey aslında. Yani dağın içine oyacağım bir üs ya da uçan bir üs olacak. Ancak dünyaya sonrasında gelip gelmeyeceğimi ne emin olmadığım için uçan bir üs yapmak mantıklı olur mu bilmiyorum. O yüzden aşağıda size sormak istiyorum. Daha sonra ya uçan ya yürüyen ya da dağın içine gömülü bir üs. Bu üç seçenek, dağın içine gömülü olan bir üs olursa bu arada çok fantastik bir planım var. Bayağı ilginç keşif araçları şudur budur olacak. Ve bayağı geniş bir üs olacak. Diğer ikisi ufak üsleri olacak. Yani o konuda dikkatinizi çekerim. Arada öyle farklar var. Ya da belki birden fazlasını yapabiliriz. Çünkü dünyada oynamak da ilginç bir keyif sunuyor insana. Evet. Şu dağın içine olabilir ya da biraz keşfe çıkarız. Ayrıca keşfe çıkmak için kullanacağım bir modu göstereyim size.
şunlar. Bunlar mod bu arada. Bu arada şu ana kadar kullandığım tek mod item eşyası şu arkadaş. O da aklınıza bulunsun. Onun dışında kullandığım her şey vanilla. Yani oyunun kendisinde olan şeyler. Fakat yavaştan modlara gelişmeye başlayacağız. Mesela Medbay. Ama şu anki Medbay'imiz iyi çünkü oksijeni de dolduruyor. Ancak yakında yapacağımız başka bir gemide ilginç şeyler kullanacağız. Bu arada size şu aracın tekerlek ayarlarından biraz bahsedeyim. Henüz ne kadar iyi ya da değil bilmiyorum ancak yine de bahsedeyim. Öncelikli olarak power bu civarda. Ancak power ve friction artırıp azalttığını görüyorsunuz konsoldan. Bunun sebebi dağdan çıkarken ya da yük halindeyken bu power yeterli olmayabiliyor. O yüzden artırıyorum. Friction ise tekerleklerin sürtünmesi. Bu karlı bir alandayım. O yüzden bazen işime yarabiliyor. Ancak bunu çok arttırdığım takdirde normal yüzeyde çok fazla sıkıntı yaratıyor bana. Damping. Süspansiyonlar hareket ettikçe onların eski konumuna geri dönme hızını ayarlıyor. Bu civarlarda olması şu an gözlemlediğim kadarıyla iyi gibi. Strength ise ağırlığa göre biraz değiştiriyorum gene. Süspansiyon yaylarının gücü çok fazla olmasına gerek yok çünkü hafif bir araç. Ancak yük halindeyken araç inanılmaz derecede ağırlaşıyor. Height offset yüksekliğimiz ancak gene bir pay bırakıyorum. Çünkü bu süspansiyon travel, süspansiyonların hareket kapasitesi bayağı yüksek. Yani süspansiyonlar bayağı hareket edebiliyor. Bu sayede de inip kalkabiliyorlar. Şu eksi bu arada süspansiyonların yüksek olmasına sebep oluyor. Yüksek olması aracın alçak olmasına sebep oluyor. Aklınızda bulunsun. Süspansiyon travel, şu payı bırakmanın sebebi süspansiyon travel'dan yani süspansiyonların hareketinden dolayı bazen tekerlekler bir çukura denk gelebiliyor. O çukura denk geldiğim takdirde süspansiyonun aşağı inmesini istiyorum. O da o pay. Sonra ön tekerlekler, bunların dönüş açısı 12 derece, çok fazla dönemiyorlar. Hatta bunu biraz daha düşürebilirsiniz. Aracın dönüş kabiliyeti çok iyi değil. Standart 18 derecedir bu arada. Ancak bunun bana sağladığı avantaj, aracın tepe taklı olma şansı biraz daha düşüyor. Hatta 10 derece yapayım. Arka tekerlekler ise 4 derece, hatta bunu 2 derece yapalım. Bu arka tekerleklerin çok ufak da dönmesinin avantajı size ufak bir manevra kabiliyetinizi geri veriyor. Ancak orta tekerleklerde steering kapalı gördüğünüz gibi, yani dönemiyorlar. Basitçe genel olay bu. Sonra gelelim diğer ayarlarımıza. Bu araçta başka bir ayarımız yok o şekilde. Sonra şu arkadaş rotor. Bu araç tepe taklak olduğunda kurtarmak üzerine olan bir kısım. Araç tepe taklak olursa eğer bu arkadaş şöyle dönüp aracı düzeltmeye çalışacak. Şu arkadaş da bunun durduk yere kımıldamasını engelleyen bir landing gear. Landing gear'lar basitçe değdikleri şeyi tutuyor. Tüm olay şu an burada bu. Bu aracımız hoş bir off-road aracı. Biraz gezdim bununla. Hatta hazır gündüz olmuş. Pardon. Remote. Bu arada unutmadan şu şekilde gizlediğim birkaç bir şey var. Spotlight'ları ve tekerleklerin kendisini gizledim. Pilleri de gizledim. Evet, şimdi öncelikli olarak pili açalım. Seni bırakalım, seni bırakalım, seni açalım. Bakalım. Kilitli mi bu hala? Evet, bu neden kımıldamıyor şu an? Remote control.
Evet, ilginç. Tekerlekleri kapamışım çünkü. Nasıl becerdiysem. Evet. Orada şu şekilde girip çıktığınız takdirde tekerlekleri açıp kapayabiliyorsunuz. Açınızı değiştirebiliyorsunuz. Bu arada neden bu aracı yaptım diye soracak olursanız, basitçe maden taşırken sürekli üstse gelip gidip geri dönmek tam bir işkence oluyordu. Bu arada ufak bir not, bunun biraz daha dengeli olması için gyroskop ekleyebilirsiniz. Ben onu bir ara ekleyeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi burada biraz kayabiliyorlar. Ayrıca 4 orada direktör aç. Orada gördüğünüz gibi şu anki fillerimiz bu aracı 7 gün boyunca ayakta tutabiliyor. Yani güzel bir fil oranı. Evet, ve burada friction'ı biraz arttırmak lazım. Gördüğünüz gibi kayıyoruz. Gördüğünüz gibi friction arttırdıkça biraz hareket kabiliyetimiz düşüyor. Ancak kar altındayken daha kontrollü ilerliyoruz. Şurada da bir silikon yatağımız varmış. Yani çok yüksekte değil. Ancak şu an önce açıktakileri kazacağım. Ondan sonra evet. Bu arada dikkat ettiyseniz çok fazla ilerlemiyorum çünkü alan düz bir alan değil ve o yüzden denge aşırı önemli bir unsur. Aynen. Ve burası silver kazdığım alan. Burada gidip silver kazıyorum. Silver önemli bir maden. Diğer madenleri de şu şekilde GPS'te listeledim. Kobalttır, gold'dur, iron'dır. Bunları ben bölüm arası bayağı bir kazacağım. Evet, bölümü burada bitirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.